kondisyonu düşük. İstediğimiz kondisyona getiremedik. Fakat onun süt verip vermeyeceği konusunda bilemiyorum ama o memede de oldukça bir gelişme var. Ama bu hayvan bize geldiği zaman zaten birlerdeydi. Bir türlü kaldıramadık. Ağır gebeydi. Genetik olarak şecerelerinden ben bu hayvanların 1200-1400 litreye kadar süt vermişlerini gördüm. Evet dostlar, herkese selam. Her zaman olduğu gibi. Biliyorsunuz en son yaptığım vlogda gebe koyunumuzu göstermiştim ve gebe koyunumuzun kaç olduğu konusunda herkese soru sormuştum. Birçok arkadaş cevap vermiş. Onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaklaşık işte 2 hafta gibi bir süreç kullandık bu dönemde. Dolayısıyla kuzularımızla ilgili koyunumuz doğurdu ve kaç oldu acaba? Tekiz mi, ikiz mi, üçüz mü yoksa başka bir şey mi? Şimdi hep beraber görelim. Evet koyunumuz Gördüğünüz gibi dördüz doğurdu. Ve hepsinin kilosuna baktık. Birazdan yine tartım yapacağız. Tartımda da size göstermeye çalışacağım. Evet gördüğünüz gibi koyunumuz dördüz doğurdu. Ve hepsi sağlıklı. Hemen göbek bağlarına gerekenler yapıldı. Göbek bağlarının işte batikon sürüldü, sprey sürüldü. Ondan sonra yeldifleri ağızdan yapıyoruz artık. Ondan sonra ve avu sütünü emdiler. Koyunumuzun durumu iyi. Tabii fazla tutmayacağım şimdi. Çok fazla tutarsam rahatsız olurlar. Şöyle bırakalım. Ee, şöyle söyleyeyim size. Ben tartımları yaptım. Her birinin tartımı yaklaşık 3 ila 3,5 kilo arası. Yani kuzularımız 3 ila 3,5 kilo arası. Toplamda da şöyle söyleyeyim size. Toplamda da toplam 13 kilo geldi. Yani kuzuların toplam ağırlığı 13 kilo geldi. Ve bu ne demek tabi çok ağır bir zaman dönemi geçirdi. Gördüğünüz gibi hayvanımız oldukça zayıf. Zayıf olmasının sebebi bir türlü kiloyu istediğimiz gibi aldıramadık. Niye aldıramadık? Ee geldiğinde zaten gebeydi ve biz bunun çok ağır gebe olduğunu biliyorduk ama benim tahminimde bile, ben işte 300 diye tahmin ediyordum. Son döneminde gebelik toksemisi olacak diye korku içindeydik. Gebelik toksemisi olmaması için ne yaptık? İşte damardan serum vermemiz lazım. Ben damardan yapamıyorum. O zaman birazcık eski yöntemlere gidiyoruz. Bu da işte eski yörük yöntemleri. Buradan özellikle Bülent Sezer kardeşime de teşekkür ediyorum veteriner hekim. Ne yaptık? 3 gün boyunca bir çay bardağı, her gün bir çay bardağı pekmez içirdik. Bir anda o ayaklanamayan ve ağır yükü taşıyan koyunumuz ayaklandı. Ayaklandıktan sonra tabii ki beslemesine dikkat ediyoruz. Yanlış anlamayın. Besleme konusunda hiçbir eksik yapmadık. Kuzuları koyun koyunumuza işte yaklaşık 1 kilo civarı beslenme verdik. Bu beslenmede de özellikle dikkat ettiğimiz yem var. Şimdi şu anda süt yemine de başladık. Süt yemi de veriyoruz ama esas bizim verdiğimiz ee, bu Buğday, arpa ve küspeden oluşan, şu anda içinde süt yemi var görüyorsunuz. Buğday, arpa, küspeden oluşan ve mısırdan oluşan yemi verdik. Küspe var aynı zamanda içinde. Ee, çok kaliteli ve dikkat etmeye çalıştık. Şimdi tabii bizim zorlanacağımız konulardan bir tanesi koyunumuzu ayakta tutmamız lazım. Onun için beslemeye dikkat ediyoruz. Bu dönemde bu koyun asla kilo almayacak. Ne kadar uğraşırsak ağzından, burnundan, arkasından, önünden neresinden verirsek verelim kilo almayacak. Ancak bu koyunu bu seviyede tutmayı başarırsak bizim için başarı olacak. Ve kuzularımızı büyütmeye çalışacağız. Şimdi bu koyunumuzla ilgili bir sıkıntı daha vardı. Onu da söyleyebilirim buradan. Şimdi bu koyunumuzun bir memesi mastitis geçirmiş. Mastitis geçirdiği için benim şüphelerim vardı. Yani bu mastitis'i geçirdiği için acaba bu meme düzelir mi? Dün sütü indirmesi için veteriner hekimimizin, hekimimizin tavsiye ettiği iğneyi yaptık. Arkadan yarım saat sonra sonda taktık. Sondayı taktık fakat e, şu anda artık net olarak biliyoruz ki koyunumuzun o memesi kör. Değil mi? Bütün denemeleri yaptık. E, burada Metin kardeşimiz o denemeleri yaptı. Fakat şunu biliyoruz. Şu anda bir doğu friz olarak bu gördüğünüz koyunda şu an itibariyle emzikle de veriyoruz. Çünkü 4 kuzu olduğu için hepsi aynı anda içmeye kalkacağı için emzikle veriliyor. Emzikle verdiğimiz zaman koyunun sağıldığı zaman rakam 3 litre civarı çıkıyor, değil mi? 3 litre çıkıyor. Bu daha yeni yani dün doğurdu. Bugün 3 litre veriyor ve dolayısıyla bu demektir ki bir tek memeden düşünün. Eğer öteki meme kör olmasa, öteki meme mastitis geçirmese ne kadar süt verecek? Gerisini siz düşünün. Ve aynı zamanda pik noktasına da ulaşmış değil daha. Daha pik noktasına da ulaşacak. İşte burada çok iyi beslememiz lazım. Asidoz olmaması lazım. Yani benim tahminim işte 1.5 kiloya çıkacağız. Ot, kaba kaliteli kaba vermeye çalışıyoruz. Zaten otlayacak hayvan. Şimdi birkaç gün içeride tutup ondan sonra burada kuzularla beraber onların yayılımını sağlayacağız. Tabii ki 10 günlük oldukları zaman kuzularımızı 10 günlükken 15 günlükken özellikle karma aşılarını yaptıktan sonra kuzularımızı da annesiyle beraber salmaya başlayacağız. Şimdi burada önemli noktalar. Hayvanınız gebe. Eğer gebe ise son 1 ayda özellikle süt yemi ve besisini arttırmanız lazım. Çünkü özellikle gebeliğin son bir buçuk ay döneminde kuzunun en çok büyüdüğü zaman dilimi. Dolayısıyla kuzunun en çok büyüdüğü zaman dilimi olduğu için bizim koyunumuzu iyi beslememiz lazım. Diyeceksiniz ki ya koyununuzu iyi beslediniz de niye zayıf? Ha, şimdi bu ayrı bir konu. Bir kere birincisi şunu unutmayacağız. Bu bir süt ırkı. Düşünün büyük baştaki Holstein'ları düşün. O kadar beslemelerine rağmen Holstein'ları asla bir besi hayvanı gibi şişiremiyoruz. Dolayısıyla et ırkıyla süt ırkını, ırkını ayıracaksın. İkincisi önemli konu bizim daha koçlama döneminden itibaren, koçlandıktan sonra gebe kaldıktan itibaren bizim besleme programı yapabilmemiz lazımdı. Ancak bize hayvanların gelişi zannedersem iki ay oldu. Bilmiyorum iki ay mı? 2 i̇ki, iki buçuk ay oldu. Dolayısıyla o dönemde biz elimizden geleni yaptık. Fakat bazı hayvanlar özellikle süt verimi çok yüksek hayvanların kilo alması oldukça zor. Zaten dediğim gibi bir Merino Lanshaft gibi değil. Merino Lanshaft daha bir mera koyunu ve besi koyunu aynı zamanda. Onda da süt var. 2 litreye yakın süt var onda da. Fakat bu gerçek bir kraliçe. Şimdi bu böyle bütün Doğu Friz koyunlarımız genelde koçlama dönemi şu anda olmasına rağmen bu tek kalmış veya 3-4 taneden nadir bir tanesi. Bu ağırdı. Bunu görmemiz lazımdı. Gördüğümüzde iyi oldu. Şimdi burada... İki tane dişi, iki tane erkek kuzumuz var. Şimdi bu kuzularla ilgili bir tanesinin tartımını yapalım. Bir ip getirelim. Bir tanesinin tartımını yani size göstermek için yapacağım. Bir tanesini alacağım ve onun e, tartımını size göstermeye çalışacağım. Yani hepsi dediğim gibi 3 kilo mertebelerinde. 3 kilo 200, 3 kilo 300, 3,5 kilo mertebelerinde. Şimdi bunu e, bir tartımını yapalım bakalım. Evet şöyle... Evet şimdi tartımını yapıyorum ve tarttıktan sonra da size göstereceğim dijital olarak kaç kilo geldiğini. Evet şimdi bakıyoruz. Evet kuzumuz 3,5 kilo geldi. 3,5 kilo. 3 kilo 520 gram. Önemli değil 3,5 kilo olarak algılıyoruz biz bunu. Dolayısıyla evet kuzularımız bu şekilde geldi. Bunların hepsini numaralandıracağız. Çünkü iki tane erkek iki dişi var. Bunun büyük ihtimal erkek olması lazım. Evet dediğim gibi erkek. Bir tane erkek oğlumuz var. İki tane erkek, iki dişi var. Bunlar bizim için niye aynı zamanda çok önemli onu da söylemek istiyorum. Çünkü bu hayvanlar dördüz olduğu için ben size diyorum ya hani damızlık yetiştirirken özellikle koçlarınızı üçüzden, dördüzden veya ırkına göre ikizden seçin. Dişileriniz de ikizden mümkünse seçin, üçüzden seçin diye konuşuyorum. İşte bunlar gerçek damızlık. Anne, evet, anneye bakacağız. Annenin kilo alması belki zayıf olabilir, belki geçmişinden yediği bazı darbeler var. Bir kere mastitis geçirmiş hayvan. Ama bütün bunları bir kenara koyacağız ve biz kuzularımızı size bloklarımızda göstermeye devam edeceğiz. Tabii şu çok önemli, e, mutlaka beni takip etmeye devam edin. Yorumlarınızı bekliyorum, sorularınızı bekliyorum. Eğer doğru düzgün yorumlar ve sorular geldiği zaman her zaman cevap veriyorum. Çok güzel beni teşvik edici yorumlarınız var. Onlar için de ayrıca teşekkür ediyorum hepinize. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu da bizi kamçılıyor aynı zamanda. Ben size en azından bir haftada, iki haftada bir mutlaka kuzuların gelişimiyle ilgili bilgi vermeye devam edeceğim. Bakalım inşallah bunun üstesinden geliriz. Evet işte bizim daha az bakmamızın sebebi hem benim burada devamlı olmamam, arkadaşlara fazla yüklenmememiz, aynı zamanda da detay sizinle yapabilmemiz gerektiğine inanıyorum. Detayda neler yapılabiliyor? Butik hayvancılıkta ne yapılması lazım? Süt koyunculuğunda butik yapabilirsiniz. 10 tane koyunla çok rahat, çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Burada da bunu göstermeye çalışıyoruz. Evet, size böyle bir kısa program çektik. Ben tekrar biraz çekiniyorum da nazardan. Allah nazarlardan korusun. Maşallah, subhanallah. Dolayısıyla Değerli dostlar, bir programın sonuna daha geldik. Buradan hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı iletirken koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız sağlık içinde olsunlar. Sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın. Hoşça kalın.